arkadaşlar. 36 volt 22 amper olan Volta VT1 için toparladığımız bataryanın şu anda yükü vereceğiz. Gördüğünüz gibi 42 voltajı var full şarjda. Yani 15 amper falan yük vereceğiz. Yük verdiğimiz zaman ne kadar voltajı inecek, ne kadar sağlam batarya olduğunu tespit edeceğiz inşallah. Evet. Gördüğünüz gibi 15 amperden fazla yük verdik. 39.56 yani 39.50 voltajı indi. Anında yani biliyorsunuz skuter ilk kalkışta 18 ampere kadar yük çeker. O zaman bayağı yani 37-38'e kadar biliyorsunuz voltajı iner. Burada şu anda 39.5'e indi. Bir de sürekli veriyoruz biz. Çünkü skuter ilk kalktığı zaman birkaç saniye 15-18 amper çeker. O zaman bile yani bayağı iner voltajlı bataryaları. Bu batarya görüyorsunuz. Kaç saniyedir ki duruyor bu 15 amper yükle. Voltajı çok yavaş iniyor. Volt 104 watt. Yükten çektim hemen 41.45 yani toparlıyor kendisini. İnşallah bataryamız çok mükemmel, kaliteli oldu. Şimdiden sahibine hayırlı olsun. Bu bataryanı normal Volta'nın bataryasıyla ya da herhangi başka bataryayla karşılaştırırsak yükseklik olarak da bayağı yüksek. Genişlik olarak da şöyle koyduğum zaman görüyorsunuz ne kadar geniş. Uzunlukta bayağı fark var. Bataryalarımıza 6 ay garanti veriyoruz. 23 Mart'ta yapıldı. Özellikle fazla mesafe menzil yapmak isteyenler Mecidiköy'de, İstanbul'da servisimiz var. Genel servisimiz Kocaeli, İzmit'te. Videonun açıklama kısmında iletişim bilgilerimiz var. Ya oradan ya buradan sipariş verebilirsiniz. Kendi bataryanızı güncelleyebilirsiniz. Bozuk piller varsa onları tespit edip tamir edebiliriz. Ya da yeniden toparlattırabilirsiniz. Fark etmez, size bağlı yani. Lazımsa iletişime geçin. Fiyatları orada veririz sizin isteğinize göre. Şu anda 36 volt 22 amper bataryamız. Fiyatı 5500 lira. 5500 liraya toparlandı. Bu bataryana Volta VT1'e nasıl takacaksınız diyenler için onu da ileride göstereceğiz. Şu anda sadece bataryana yük testini gösterdik, paylaştık. Normalde başka videomuzu paylaşacağız. YouTube'da takip ederseniz bizi orada göreceksiniz inşallah. Bu bataryanın skuterı şu anda tezgahta duruyor burada. Volta VT1 bu skutere takılacak. Mühendislik oldu, işçilik oldu bayağı yani ilk defa yaptığımız için bayağı uzun sürdü bu. Test işlemleri falan. Sahibini biraz beklettik. Şu anda Türkiye'de bu ilk ve tek oldu. Bu kadar yani 22 amperlik Xiaomi, Volta veya onun gibi şasiyede olan skuter yok şu anda. İlk biz yaptık Allah'ın izniyle. Daha ileride inşallah bundan da daha güzel, bundan da daha sağlam projelerimiz var. Onları da inşallah siparişler gelince paylaşacağız. Mümkün olmayan şey yok. Sadece yeter ki istek olsun. Bir de bütçe olsun. Yaparız yani. Aklınızda modifiye, tuning ne varsa fark etmez. Bu bataryayla mı, motorla mı, beyinle mi, ekranla mı fark etmez. Skuterle alakalı ne varsa her şey yapılabilir. Yeter ki dediğim gibi istek olsun, bütçe olsun, yapılır. İnşallah kısa zamanda montaj edip nasıl yani oraya girdiğini göstereceğiz, paylaşacağız. Takipte kalın. YouTube'da kanalımızda inşallah gruplarımızda paylaşacağız. Dediğim gibi Mecidiköy İstanbul'daki serviste veya Kocaeli İzmit'teki servisten sipariş edebilirsiniz.
WhatsApp numaralarımızı, Telegram grup, WhatsApp gruplarımızı videonun açıklama kısmında bırakıyorum. Oradan iletişime geçebilirsiniz. Arkadaşlar sabahta inşallah teste çıkıyoruz dükkandan. Haritalarda göstereceğiz dükkanda nerede olduğunu. Şu anda şarjımız pek full değil. 41.31 voltajlı. Ve bu şekilde ne kadar mesafe yapacağını tespit edeceğiz inşallah. Şarj göstergede 4 düş. Telefonumuzda kilometrajı sıfırladık. İnşallah speed testi başladık. Tekrar gösteriyorum. 41.32 voltaj. 0 kilometre, 0 mesafe. Şarjı bir tane kadar test başlatıyoruz. Till the day I die, live a life of a boss player, even getting high. Hey, to my nigga Pac. Live my life as a thug, nigga, till the day I die. Live my life as a boss player, it's even getting high. These niggas got me tossing shit, I put the top down, now it's time to floss my shit. Keep your head up, nigga, make these motherfuckers suffer. Up in the pins, burning rubber, the money is mandatory, the hoes is full of stress. It's criminal lifestyle, you cook it to bulletproof vest. Make sure your eyes is on the meal ticket. Get your money, motherfucker, let's get rich and real, kick it. All eyes on me. Life is a thug, nigga, till the day I die. Little life is a boss play. All eyes on me. Little life is a thug, nigga, till the day I die. Little life is a boss play. It's even getting out. Arkadaşlar şu anda
Yaklaşık 250 metre az, 10 kilometredeyiz. Ortalama hız 22 dedi. Maksimal hız 31, tabii ki rampalardan inerken. Voltajımız 39.40. 3202 miliamper pil tüketmiş. 3.2 amper 10 kilometrede. Test etmeye devam edeceğiz. Arkadaşlar, bilmiyoruz neredeyiz. Buraya kadar geldik. İzmit'ten daha buraya kadar şu anda 20 kilometre yol yaptık. Yani sürekli 25-26 kilometre gösteriyor GPS hızı. Şu anda 55 dakikada falan 20 kilometre yol bastık. Voltajımız da 37.49. 8 ampere kadar çekmiş. Hatta 19 amper. 6900 miliamper kapasite harcamış. Yani 7 amperle 20 kilometre falan yol basıyoruz. Evet, test etmeye devam edeceğiz. Daha şarjımız var. Şarj göstergemizde 3 diş daha duruyor. Telefon tutucusu olduğu için pek fazla şey gösteremiyorum ama belli oluyor. 3 diş daha şarjımız var. Aa, hava da çok güzel. Manzaranı bakın. Seni gördüğüm zaman günlerimde kur. Seni gördüğüm zaman hayat sanki son bulur. Gözlerine bakınca dünyalar benim olur. Susma gönlüm sen söyle. Haydi gönlüm sen söyle. Aşkımı sevgiliye, derdimi sevgiliye. Söyle onu nasıl sevdiğimi, haydi söyle rüyalarda gördüm, haydi söyle uykusuz geceleri, haydi söyle, haydi söyle onu nasıl sevdiğimi, haydi söyle rüyalarda gördüm, haydi söyle uykusuz geceleri.
arkadaşlar, 30. kilometredeyiz. Şu anda şuralarda. Neyse, biz şeyimize bakalım. 1 saat 21 dakika, yani 20 dakikada falan 30. kilometreye ulaştık. Bataryamızın voltajı 36.60. 9.284 miliamper harcamış. 18.81 ampere kadar yük çekmiş. Şarjımız 2 diş kaldı diye gösteriyor. Bakalım nereye kadar 2 diş götürecek bizi. Evet arkadaşlar, 40. kilometredeyiz. Şu anda 1 saat 47 dakikada 40. kilometreye geldik, ulaştık. Şarjımız hala 2 diş. Voltajımız 35.77. mA kapasite harcamış 40 kilometrede ve 18.81 amper yük, yani çekmiş. Konum olarak buralardayız. İzmir'den Tulu House yarısından 40. kilometre burası. Devam edeceğiz, bakalım kaç kilometrede şarjımız bitecek. Yaklaşık 45. kilometredeyiz. Tam 2 saatte
Yaklaşık 45 kilometre yol bastık. Bunu göstereyim dedim. Ve 45 kilometrede 35.50 yani 49.50 voltajımız var. ...13.612 miliamper kapasite harcamış. Титры, как в кино, твое тело не дает покой, ведь ты сама захотела. Меж нами титры, как в кино, твое тело не дает покой, ведь ты сама захотела. Но ты как Мерлин Монро, как сладкое вино. Ты хочешь одного, и я устрою. Кино. Ты как Мерлин Монро, как сладкое вино. Ты хочешь одного, и я устрою нам кино. Arkadaşlar, 50. kilometreye ulaştık inşallah. Yani 2 saati 14 dakika falan oldu. Ve voltajımız 35.11. Kamerada pek gözükmüyor güneşte. Yani 35 voltajımız daha var kapasitemizde. ...15.320 miliamper harcamış buraya kadar. Şimdi gösterdi. Şarj göstergemiz iş hala. Test etmeye devam ediyoruz. Arkadaşlar şu anda telefonumuzun şarjı bitmek üzere. Hatta ekran parlaklığı da gitti. Tasarruf moda geçti. Şu anda gördüğünüz gibi %5. Kapansa bile arabanın kilometrajından göreceğiz. Onu söylemek istedim. Şu anda 53.47 kilometredeyiz. Toplam 2 saat 26 dakika yoldayız. Ve saatimiz 10'dan 15 dakika geçiyor. Yani 2,5 saattir ki ekran açık olduğu için şarjı dayanamadı telefonu. Yine de bilgilendirmek istedim. Bakalım nereye kadar gittiğine kadar. Şu anda 34.75 voltumuz var. Kapasitemizde de 16.400 miliamper. Şu anda telefonumuzun şarjı %4. Saatimiz 10.19, 26 Mart Pazar. Bir de burada da kilometrajımız 53.48'de yani durdurduk. Telefonu değiştiriyoruz. Şimdi bu telefonu yerine bu telefonu kullanacağız.
saat ne sonra? 10:20 26 Mart 0'da başlatıldı yani bir dakika önce falan ama gitmedik daha. Kilometre sıfırlandı yani. Böyle hesaplarsak 53.48 yani. 53.5 kilometreden itibaren bu telefonda kaydedeceğiz. Şu anda daha şarjı bitmeyen telefonumuz, şarjı az kalan, burada tam 60 kilometre oldu. Saatimizde 2 saat 50 dakika yani yoldayız. Ve bu bir telefonumuzda da scooter'daki 6.6 kilometre yol bastık. 24 dakikadır ki yolda diye gösteriyor. Ve 33.27 voltajımız var. Kapasitesi de 18.402 miliamper 60 kilometreye kadar pil harcladı. Güç harcladı yani, kapasite harcladı. Şu anda arkadaşlar test etmekten fayda yok 60 kilometreden sonra, sebebi bir diş kaldı, tasarruf moduna geçti anakart. Yani şarjımız olsa bile bir diş kalınca hızımız 15-16 kilometreden geçmiyor. Burada da zaten görüyorsunuz ortalama hız, yani en fazla 17-18'e kadar çıkıyor. Yani bu şekilde eğer de 15-16 hızla test edersek 100 kilometreden bile geçer. Ama yanlış hesap olur. Çünkü yavaş yani hızlı anakartı tam performansıyla çekilmeden şey yani test edilmediyse yanlış yani sonuçlara ulaşırız. O yüzden 60 kilometreden sonra ise artık mantık yok yani test etmeyi. Belki akşama kadar biz yolda devam ederiz burada. Tasarruf moduna geçene kadar işte 60 kilometreye kadar geldik. Konumuz da burada. İzmit'ten ta buraya kadar 60 kilometrede. Şu Volta VT1 ile geldik. Maşallah. Tekrar söylüyorum, bir diş kaldı. Tasarruf modu geçti. Tasarruf modda scooter test edilmez. Şu
Çünkü yavaş gidince pek fazla enerji tüketmez ve bu şekilde bu bayağı gidebilir yani. Tasarruf modu niye alıyorlar? Anakartta öyle yazılım var. Anında şarjı kapanırsa, bataryası bozuksa kullanıcı düşmesin diye, kaza yapmasın diye anakartta öyle yazılım var. Tasarruf modu geçecek.